Sağlıklı Yaşam'dan merhaba, ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugünkü konumuz psikoloji. Bugün çocuk akran zorbalıkları, çocuk terapileri, oyun terapileri. Bugün bayağı bir psikolojik, ergenlerin psikolojisi, yetişkinlerin psikolojisi. Bugün tamamen psikoloji üzerine odaklanıyoruz. Zaten artık hayatımız, her şeyimiz artık psikoloji gibi bir şey oldu. Ve bunun için bize psikologların gerçekten çok yardımı dokunuyor. Bugün konuğumuz uzman klinik psikolog Selin Karasu bizlerle. Selin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor yoğunluk, tempo değil yoğunluk yani sizin? Yani evet yoğun. Evet. Karışık biraz ama o kadar da eğlenceli, güzel. Hevesli. Tabii psikolojik psikologluk evet. Ben her zaman söylerim. Yani dinlemek sabır ister, mesleği sevmek ister, evet. Karşındakini anlamak ister. Yani gerginlik, gerilmemek lazım. Çok önemli böyle şeyler. Evet, kesinlikle. Evet, önce bir sizi tanıyalım. Selin Karasu uzman, klinik psikolog. Kimdir? Evet. Yeriniz nerede? Bize bir böyle anlatırsanız tamam. İzleyicilerimiz. İlk önce çalışma alanlarımdan bahsedeyim. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktayım. Çok aynı güzel. Zamanda aile ve çift terapisi olarak da ilgileniyorum. Yerim Taşkınköy'de, Doktor Fazıl Küçükpark'ın oralarda yani. Zaten güzel. Ulaşmak isterlerse Instagram hesabımda iletişim bilgilerimin hepsi mevcut. Aynen. Bu şekilde bilgi ve ön görüşme için gelebilirler. Her zaman danışanlarımı sevgiyle kucaklayıp bekliyorum yani hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Zaten artık sosyal medya evet. Bizim için her şey. Yani Selin Karasu diye yazarlarsa zaten anında çıkıyor her şey telefonlar. Aradıkları zaman da ulaşabilirler hiç problem değil. Çok güzel, çok güzel. Çünkü hayatımız artık bu sosyal medya var. Ve eminim ben sosyal medya da sizin alanınıza bayağı giriyor kesinlikle. Evet kesinlikle. Çocuklar için, ergenler için, yetişkinler için bayağı sıkıntı önemli var. Olan doğru bilgi yani aktarabilmek. Çok fazla güzel. Bilgi karmaşası var ama herkes doğru bilgiyi vermiyor. Önemli olan hani uzmanlardan doğru bilgi alabilmek. Çok önemli. Çünkü sosyal medyada kirli bilgi çok, internette kirli evet. Bilgi çok. Sizin gibi işte doğru insanlar, ben her zaman onu söylerim, biz de elimizden gelince o programda doğru insanları buraya evet. Çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru bilgiyi direkt ağızdan almak çok önemli. Peki, şimdi öncelikle terapilerden konuşalım. Tamam. Bu terapi nedir? Yani biz açıklar mısınız? Her tarafta duyarız işte terapiye gidiyorum, terapisttir. Klinik psikologtur, psikologtur, terapilere gidiyoruz. Ne demektir bu terapi? Ya aslında günümüzde bu terapi kavramı çok fazla karmaşaya uğradı. Yani atıyorum müzik dinliyorum işte terapi yaptım kendime. İşte ata biniyorum terapi yaptım kendime. Ama aslında terapi böyle bir kavram değildir. Terapi daha çok bilimsel bir kavramdır. Terapide amaç zihinsel süreçleri, duyguları ve davranışları almaya hedeflemektedir. Ve bunda zaten uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlar gerekli eğitimleri alır ve danışanlarına hani bu eğitimleri terapi yöntemlerini uygulamaktadır. Yani çeşitli terapi ekollerimiz vardır. Tabii ki de bu terapi ekolleri karşımızdaki danışana göre değişiklik gösterebilir. Onun ihtiyaçlarına göre de şekillenebilir. Her terapi ekolü aynı danışana ya da farklı birisine uygulanabilecek diye bir söz konusu yoktur. Yok. O yüzden hani terapinin ne olduğunu kesinlikle ilk başta bilmemiz gerekiyor. Dışarıda duyduğumuz işte her terapi modeli terapi değildir. 40-60 dakika sürebilmektedir. Dediğim gibi uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Kendi içerisinde çok fazla ayrılıyor. Pozitif psikoterapi olsun, bilişsel davranışça terapi olsun, şema terapisi olsun. Çocuklar için oyun terapileri var, masal terapileri var. Dediğim gibi çok hani aslında ucu açık ama önemli olan uzmanından bu konuyu ele alabilmek. Çünkü terapi dediğimiz aslında bir tedavi sürecidir. Aynı zamanda terapiye gelen insanlar kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmak isterler. Bu da çok önemlidir. Bazen mesela gündelik hayatında bilinç dışına atmış olduğumuz olaylar da gün yüzüne çıkabilir bu süreçte. O yüzden dediğimiz gibi müzik dinleyerek işte yürüyüş yaparak terapi yapıyorum demek doğru değil. Tabii ki de onlar katkı sağlar zihni boşaltmak için ama tamamıyla terapidir diyemeyiz. Çünkü yanlış terapi de herhalde insana çok daha büyük sorunlar çıkartabilir. Evet yani terapinin de kendi içinde basamakları vardır. Gelen danışana ilk seansta bir yüzleştirme yapmamız doğru değildir. Çünkü danışanı tanımıyoruz, o bizi tanımıyor. Kirli bilgiyle ve onu korkutarak aslında doğru bir hedefe ulaşamayız. Çok doğru. Bir de terapiler uzun soluklu. Evet uzun soluklu. Bunu... Haftanın bir günü bazen iki günü gerçekleşebilmektedir. Bazen danışanlar şey diyor 15 günde ya da ayda bir kere gelsem olur mu? Bu sağlıklı bir süreç değil çünkü her hafta takip edilmekle her ay takip edilmek arasında çok büyük bir fark var. Yani telefonla ulaşmak da aynı şeye etki sağlamıyor. Tabii ki ben online seans da veriyorum ama yüz yüze kadar etkili olmuyor maalesef. Çünkü insan temas etmek istiyor, duygu akışını hissetmek istiyor. Tabii bu çok önemli. Bu bizde de açıkçası diyetisyenler de böyle bu şekilde. Yani bazı insanlar var dediğiniz gibi 15 günde bir, ayda bir gelmek isteyen danışanlarımız olur. Ve söyleriz yani pek sağlıklı olmaz çünkü
Ne kadar süreyi açarsan o kadar. Evet, o kadar yani gözlem yapmamız gerekiyor. Aile bireyleriyle önemli. De hani gözlemleri duymamız gerekiyor. Hele ki sizin mesleğinizde evet. Sürekli siz o kişinin hayatını takip etmeniz evet, lazım. Yani bizim için bu çok hassas bir konu. İşte dediğim gibi bazen şey olabilir. Sıkıntılar nerede, sorunlar evet. Nerede ki ona göre hamle yaparsınız bu terapilerde. Ve aşağı yukarı 40-60 dakika sürüyor terapiler. Evet. Bu çok önemli, çok güzel. Haftanın 1 veya 2 günü evet. Genelde kabul yine bu dediğim gibi danışanın ihtiyacına göre de şekillenebiliyor. Her gün gelen var mı? Her gün gelmek isteyen oluyor. Yani her gün gelmek isteyen tabii ki de oluyor ama bu da sağlıklı değil. Çünkü her gün insanın hayatında bir değişiklik olamaz ya da bir farkındalığa ulaşamaz. Oturup düşünmesi gereken konular illaki olması gerekiyor. Yardım edemezsiniz bu sefer. Evet. Çünkü gelişme yok. Ya bu sefer psikolog danışandan daha çok şey gibi arkadaş sohbetine dönmeye başlar. Zaten bu da bizlik bir şey değil yani etik dışına. Bu da çok kalın bir şey değil tabii. Bu sefer hiç yardımcı olamazsınız. Evet. Çünkü o arkadaş ortamı dediğiniz gibi. Doğru yani değil. Dün ne yaptın? Kahve içtim. İşte spora gittim geldim evet. Moduna girmeye başlar. Anladım haklısınız. Peki terapiye kimler kendisiyle gelir? Şöyle kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyenler. Atıyorum ki çok ciddi bir problem yaşamamıştır. Ama aynı kişileri anlatmaktansa daha bilir kişi, daha uzman bir kişiyi anlatmak isteyenler gelebilir. Ya da bir farkındalık oluşturmak isteyenler gelebilir. Kendi benliklerini, özgüvenlerini daha fazla katkı sağlamak isteyen insanlar da gelebilir. Halk arasında çok büyük bir yanlış var işte. Ben deli değilim ki geleceğim. Evet, tabii o zaten illaki. Evet. O zaten yani dediğim gibi bizler yani halk arasında belirtilen deliler gelmiyor. Tam tersi ihtiyacı olanlar, tabii. Gelişmek isteyenler gelmek istiyor. Çok güzel. Zaten onu açtık sanırım artık. Evet. Eskisi gibi değil yani. Eskisi gibi değil. Eskiden insanlar psikoloğa, psikiyatriste gitmeye çekinirlerdi. Evet. Ama şimdi o kırıldı gibi geliyor bana. Yani tabii ki bir kısım olabilir tabii. Evet, kendini geliştirmek isteyen her insan gelebilir. Yani bunun amacı illa bir probleminizin, bir sıkıntınızın olması gerekmiyor. Duygularınızdan bazen çıkamayabilirsiniz. Bu da çok önemli. Evet. Yani bir sıkıntısı olmayan insan da gelebilir evet. Aslında. Yani bir duygu karmaşasına girmiş olabilir o birey. Belki anlatıyor aynı tepkileri görüyor. Belki kendi içinde çıkamıyor. Daha bilir, daha uzman bir kişiden yardım alabilir. Bu çok normal bir süreçtir. Çok güzel. Bu çok önemli açıkçası. Bu çok güzel. Çünkü hep dediğiniz gibi bir sıkıntı, bir sorun var diye düşünürüz biz. Ve öyle yardım isteriz. Ama bazı insanlar vardır. İşte sohbet etmek için bile birini arar ve bulamaz. Ya da işte güveneceği insanlar bulamaz etrafında. Belki o zaman dahi sizinle gelip... Evet, o zaman dahi gelmek isteyenler var yani. Mutlaka sizinle gelip dertlerini paylaşmak ister, açılmak ister, açmak ister dertlerini size. Yani bu dediğim gibi çok normal bir süreç. Anladım. Yani bu şekilde de gelilebilir. Hiçbir problem değildir bu yani. İlla ki bir sorunumuz var deyip de gelmediği bir şey yok. Peki çocuklar? Çocuklar kendi istekleriyle gelir mi ondan sonra? Yani şöyle çocuklar kendi istekleriyle gelmezler. Gelmez. Çünkü çocukların hani dünyasına bir psikolog nedir, psikoloji ne yapar diye bir kavram aslında yoktur. Yok. Daha çok aileler üzerine ya da okuldaki rehber öğretmenler üzerine daha çok yönlendirilmektedirler. Dediğim gibi yani çocuklarda genellikle ailelerin getirme sebepleri işte atıyorum hiperaktivite olabilir, dikkat eksikliği olabilir, akran zorbalığı olabilir. Çok moda zaten son dönemde. Evet ya da atıyorum ki işte sosyal gelişiminde, bir bilişsel gelişiminde bir sıkıntı var mı? Bunu öğrenmek için de daha çok ebeveynler getirmektedir. Peki bu çocuk terapisi nasıl bir şey? Nasıl yaklaşırsınız çocuklara? Bu da çok farklı bir şey çünkü yani yetişkin gibi yaklaşmanız çok zor. Evet. Anlamaz, dinlemez, sıkılır. 5-10 dakika sonra artık ben sıkıldım kaçmak isterim diye. Tabii ki de çok normal yani çok haklılar bu konuda. Nasıl yaklaşırsınız çocuklar? Yani çocuk terapisi nedir? Çocuklarla genellikle oyun oynayarak bu terapi modelimiz gerçekleşmekte. Zaten oyun terapisi dediğimiz bir terapi modelimiz var bizim. Buradaki amaç oyun ve oyuncaklarla çocuğun hani nasıl desem bilinç altına inebilmemiz, davranışlarını, duygularını öğrenebilmemiz burada söz konusudur. Çünkü çocuklar oyun oynayarak aslında bilinçlerini karşımıza sunarlar. Ya da resim çizerek. Her bir çizdikleri resimde el organı olsun, ayak organı olsun farklı birer anlamları vardır. Çocuklar birazcık daha konuşmayarak bize karşı tarafa aktarırlar. Bu da dediğim gibi yine bunların eğitimlerini almamız gerekiyor. Yani dışarıdan gelen birisinin bunu evet belki bir farkındalık görebilir ama dediğim gibi bir uzman gibi bir teşhis, bir tedavi programı oluşturamaz. Ve çok tehlikeli çocuk içinde. Evet. Yani yanlış bir hamle, yanlış bir yaklaşım
o çocuk için başka bir sıkıntı sebep olabilir. Yani bazen çocuklar hırçın olarak da gelebiliyor. Normal yetişkinlerde olduğu gibi direnç de gösterebiliyorlar, ağlayabiliyorlar. Çok normal. Çünkü korktukları bir ortam. Hiç tanımadıkları bir insanla aynı odada kalıyorlar. Tabii. Yani vermiş oldukları tepkiler de çok normal aslında. Her zaman bizim anlayışlı, normal oyun oynar gibi. Yani aslında biz onlara yaklaştığımız zaman bir kreş öğretmeni gibi oyun esnasında. O şekilde yaklaşıyoruz. Çok kırmadan, güzel. Yıkmadan. Tabii. Daha çok yapıcı şekilde. Korkutmadan. Evet. Tabii. Anne baba beraber mi giriyor? Şöyle genellikle atıyorum ki anne baba çocuk ilk başta beraber gidip hani şikayet nedir, beklentileri nedir, ne istiyorlar falan bunları öğrenmemiz gerekiyor tabii ki de. Ama sonrasında çocukla baş başa kalmamız gerekiyor. Çok güzel. Çünkü çocuk anne ve babası varken yine içine kapanıyor. Bir şey anlatmak isterse anlatamıyor, korkuyor, çekiniyor. Ben genelde mesela benden de örnek vereyim. Danışanlarıma genelde ben aynı şekilde yaklaşırım. Mesela anne çocukla gelir. Çocuktur zayıflamak isteyen ya da sağlık sorunu yaşayan. Ben o 10-12 yaşına katıyorum çocuğa sürekli ona bakarak konuşmaya çalışırım. Hep anne cevap verir. Çocuğa konuşurum anne cevap verir. Ben ısrarla çocuktan yana olmak isterim. Baktım ki bir süre sonra 1-2 sene sonra olmuyor çocuk hiç konuşmuyor. Hep anne. Anneyi ben ararım gerekirse söylerim lütfen bırakın. Yani evet. Çocuk kendi konuşsun. Çünkü bu çok önemli. Hem özgüven açısından hem de çocuk gerçekten anlatması açısından bu çok önemli. Sizde de aynı şekilde tabii. Tabii ki yani çocukların bir birey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Tabii. Yani evet çocuğumuz olabilir, merak ediyor olabilirsiniz ama onları da yalnız bırakmanız gereken durumlarda olması gerekiyor. Böyle durumlarda ki bazen saklayabiliyor çocuk. Evet. Belki ailesine söylemediği şeyi size söyleyebiliyor bazen. Yani normal olarak bazen çekinme durumları bize karşı da oluyor. Mutlaka. Anneme babama söyler mi diye tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil yani. Tabii bu zaten... Hasta danışan gizliliği çok önemli kesinlikle tabii ki. Tabii ki bu bizim meslekler aynı şekilde. Asla hiç kimsenin kilosu, hiç kimsenin sağlık sorunları hiç kimseye söylenmez. Peki çocuklarda şimdi biz hep ödül veririz, ceza veririz. İşte bilirsiniz çocuğa deriz ki işte bunu yaparsan hadi sana işte bir dondurma alırım. Ya da hadi sana işte bir hediye bisiklet alacağım falan. Yani tam tersine artık cezana başlıyoruz. İşte bu dediğimi yapmazsan artık işte bu hafta atıyorum telefon yok. Ya da televizyon yok falan gibisinden sürekli bir ödül ceza yöntemine başvuruyor. Aileler hepimiz yapıyoruz yani bunları. Açık ve net. Peki neye dikkat etmeliyiz bunlar için? Yani şöyle söyleyeyim az önce aslında vermiş olduğunuz örnek çok güzel. Ödevini yapmazsan tabletini sana vermem. Mesela? Bunu dediğimiz zaman çocukla aramızda aslında bir güç savaşı başlıyor. Ve unutmayalım ki çocuklar bizlere göre daha inatçı ve daha hırslılardır. Biz ne kadar bir şeyi diretirsek onlar da o kadar o durumu diretmeye devam ediyorlar. Çocuk ödevini yapmadı haliyle bize tableti vermedik. Bu sefer ne oluyor? Ağlamaya başlıyor, vurmaya başlıyor, bağırmaya başlıyor. Doğal olarak ebeveynlerin de sinir sistemi çöküyor. Bu sefer ebeveyn bağırmaya, kızmaya başlıyor. Sonra ben kötü ebeveyn miyim diyor. Bu sefer olan anne babaya oluyor. Çok çok karmaşık bir durum. Çok karmaşık bir yani durum. Aslında burada yapılması gereken konu şu. Çocuğa seçme, düşünebilme şansını ona vermemiz gerekiyor. Ödevini yapmadı mı? Bırakalım yapmasın. Okula gittiği zaman eksi puanı alacak kişi kendisi. Utanç duygusunu yaşayacak olan kişi kendisi. Atıyorum ki öğretmeni kızdığı zaman üzülecek olan yine duygusunu oluşacak kişi kendisidir yani. Bu yüzden çocuğa yaşama alanını vermemiz gerekiyor. Seçme ve seçilmesin, düşünebilme, muhakeme yapabilme şansını vermemiz gerekiyor. Çocuk bunu yaşamazsa ödülün de cezanın da ne olduğunu tam olarak bilemeyecektir. Anladım. Şimdi ebeveynler diyecek utanç duygusunu yaşadı, psikolojisi bozuldu ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayır aslında böyle bir şey değil. Çocuklar da dediğim gibi birer birey olduğu için bir iki kere bu duyguyu yaşamış olması onun psikolojisinin bozulacağı anlamına gelmez. Çünkü ödevini yapmak onun sorumluluğudur. Çok güzel. Sorumluluğunu aksattığı zaman karşılaşacağı kötü sonuçları da bilmesi gerekiyor. Burada ödülün önemli olan kısmı yani ödül değil. Tabii ki de tableti istediği zaman oynayabiliyor gizli saklı. Ama sorumluluğunu yerine getirmediği zaman ne yapması gerektiğini de görmesi gerekiyor, yüzleşmesi gerekiyor. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel. Yani bize tavsiyeniz şu ki çocuğa ödül vermeyin. Anladığım. Ya, ödül ya, da, ya da ceza vermeyin daha doğrusu. Ceza vermeyin diyelim. Ve o çocuk orada yüzleşsin. Yaptığı evet, hatayı kendi yüzleşsin. Öğrensin. O sırada ödevi yapmıyor mu? Tamam tabletle oynamak istiyorsa oynasın. 5 saat 6 saat. Ama ertesi günü o yapmadığı ödevin sorumluluğunu kendisi çekecek. Siz değil. Yani çocuğun bunu görmesi gerekiyor. O zaman oturup diyecek ki evet ben ödevimi yapmadım, okulda bunu yaşadım, tabletle oynamam 1-2 saat bekleyebilir. Bunu düşünmeye başlayacak. Önemli olan kısım bu. Şimdi aileleri böyle duyar gibi oluyorum. Şey diyebilir, hiç umursamıyor okulu.
Umurunda değil. Hı hı. O zaman artık ceza girmek zorunda kalabilir. Evet, o zaman ceza girecek ama yine dediğim gibi bağırarak, çağırarak, inatlaşarak değil. Çünkü çocuklar bizlerden daha hırçın, daha inatçılar. Biz ne kadar güç savaşına girmeye devam edersek onlar da o kadar güç savaşına girecektir. Süpersiniz. Zaten hep tatlı teli yılanı deliğinden çıkar derler ya. Evet. Bu tam çocuklar için de geçerli. Aslında herkes için geçerli. Yetişkinler için de bağırarak hiçbir şekilde hiç kimsenin üstüne çıkamazsınız, bastıramazsınız diye düşünüyorum her zaman. Daha böyle yaklaşım. Daha böyle sakin bir tavırla yaklaşıp o kişiye daha iyi anlatabilmek derdinizi her zaman doğru sonuçlar verir. Evet, otoritenin de mesela sarsmaması gerekiyor. Tabii. Bazen çocuklar ebeveyn yönetmeye çalışıyor. Burada otoriteyi korumak çok önemli. Çok önemli, çok hassas. Yani bu ödül ceza kısmında mesela ergenlerde de aynı problem yaşanabiliyor. Ama daha farklı bir boyutta. Ergenler daha mı zor, çocuklar mı daha zor sizce? Yani şöyle, şimdi çocuklarda öğrenme daha hızlı ama ergenlerde tam bir ara kısımda kaldığı için ben yetişkinim diye parlayabiliyor. Ben hala çocuğum, bunu yapamam diye de arada kalmışlık da oluyor. O daha çok daha karmaşık bir durum. Ben şimdi siz konuşurken hep kendimi düşünüyorum böyle. Çocuklara gelince nasıl yaklaşabilirim? Çocuk danışanlar mı özellikle diye. Yani şu şekilde, çocukluktan itibaren o kurallar, o çerçeve oluşmaya başladığı sürece sınırlar falan, ergenlikte aslında o kadar bir karmaşa, bir çatışma olmuyor. Olmuyor. Çünkü çocukluğunda aslında nelerde kuralların olduğunu, ne yapması gerektiğini bildiği için ergenliğinde de sonuçlarına kendi başına katlanabiliyor. Evet. Çok güzel. Yani o yüzden dediğim gibi her şey çocuklukta başlıyor. Ergenlik sadece bir kısa evre. Çok güzel, tabii. Mesela bir danışanım gelmişti, hiç unutmam. Baba getirdi çocuğunu, çocuk 16-17 yaşlarında, işte protein tozlarına başlamak istiyor. Baba izin vermiyor. Karşıma geldiler. İşte belki de bir saat konuştuk. Çocuk inat, ben bu protein tozunu kullanacağım. Ne istersen yap. Baba diyor ki sana para vermeyeceğim diyor. Ben bulurum diyor. Karşında bu tartışmalar. Şimdi ben oradan müdahale etmem lazım. Ama orta yolda. Çocuğa direkt söylemiyorum. Yani hayır kullanmayacaksın ama durup açıklama. Sakin sakin açıklıyorum. Yani protein tozu kullanırsan daha sen büyüme gelişme çağındasın. İşte bunları kullanırsan ileride hızlı şiştiğin gibi hızlı sönecektir vücudun gibisinden. Ya da vücuduna zararlar verebilir, büyüme gelişme zararları verebilir. Bunların aynısını baba da söylüyor aslında. Ama babayı dinlemiyor ve beni dinliyor. Evet. Bu çok ilginç bir psikoloji. Çünkü işte dediğim gibi ebeveynle sürekli arada bir güç savaşına giriyor. Yani ben senden daha güçlüyüm, sen bana karışamazsın. Hayır, ben sana karışabilirim, ben senin babanım. Aradaki çatışma aslında bu şekilde ilerlemekte. Bu inat şeydi, bitmeyen bir süreç diyebiliriz benim yani. Benim bir şeyim var. Bu arkadaş olma olayı nasıl olur? Çocukla nasıl yapabiliriz? Şimdi yani, senin adın. Nasıl biz böyle hayatımızı, bu çocukla böyle arkadaş nasıl götürebiliriz? Yani şöyle söyleyebilirim, sınırlarla ilk başta başlıyor. Az önce aslında ergenlerden örnek verdim. Ergenler özgürlüğüne çok fazla düşkünlerdir. Bunu hepimiz biliyoruz ama ev ortamındayken de bu özgürlüğü ona vermemiz gerekiyor. Şu şekilde, evin ortak alanları, herkesin belirli bir kuralları vardır. Yastıklar yerden alınacaksa alınacak, toz alınacaksa alınacak, burada yemek yenmeyecekse yenmeyecektir. Ama o da senin odan. Kirli bırakmak istiyorsan sen bırakacaksın, temizlemek istiyorsan sen bırakacaksın. Yani karşımızdaki insanın da sınırlarına saygı duyduğumuz zaman aslında arkadaşlık ilişkisi başlamış oluyor. Yani normal hayatta da, gündelik hayatımızdaki arkadaşlarımızda da sınırlar çerçevesinde aslında ilerletiyoruz bu durumu. Tabii, çok mantıklı. Tabii, hiç kimsenin hayatına girmiyoruz. Çocuklar için de bu geçerli, ergenler için de birbirimizin sınırlarına girmememiz gerekiyor. Evet, onları biz doğurmuş olabiliriz, biz büyütmüş olabiliriz ama ahlakları, karakterleri bize benzemek zorunda değil. Çünkü dış etkenlerden çok fazla şeye maruz kalıyorlar. Bu yüzden onlara saygı göstermemiz gerekiyor ama dediğim gibi bunları yaparken bu evin bir kuralı olduğunu, annenin babanın bir kuralı olduğunu her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. Bu da yine dediğiniz gibi tatlı dilden geçiyor. Bağırarak, çağırarak ya da tehdit ederek, vurarak falan değil yani. Çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü zaten çocuk orada kendini göstermeye çalışıyor. Evet. Aile isterseniz bir otorite sağlamak için bağırma, çağırma, kavga, patırtı. Bu sefer de aileden gizlenmeler, saklanmalar, daha farklı, daha kötü yollar, Allah korusun. Bunlar çok önemli. Peki kaç yaşta aşağı yukarı bunu, bu dediklerinizi ağır ağır çocuklara yapmamız gerek? 5 yaş mı, 6 yaş mı, 10 yaş mı? Ne tavsiye edersiniz? Yani çünkü daha bebek... Yani şöyle söyleyeyim, zaten yürümeye başladıktan sonra 2 yaştan itibaren çocuk daha çok bilincini bilmeye başlıyor. Anneyle beraber daha çok etkinlikleri yapabiliyor. Bu şekilde zaten etkinlik yaptıkça, zaman geçirdikçe, oyun oynadıkça, bir şeyleri paylaştıkça çocuğun da zaten kuralları oluşuyor.
her zaman mesela seyahat edileceği zaman çocukla edilmesi gerekiyor. Hmm. 2 yaştan itibaren de olabilir. Çünkü çocuk bu sırada kuralları öğreniyor. Çok güzel. Bu saatliğine uyumam gerekiyor. Evet. Geziye gittiğim zaman sessiz kalmam gerekiyor. Misafirlikte bunu yapmamam gerekiyor. Ya dediğim gibi 2 yaştan itibaren aslında bu arkadaşlık ilişkisini başlatabilirsiniz. Çünkü o da artık sizin bir yani nasıl desem bünyeniz. Çok güzel. Çok güzel. Bu önemli. Yani çocuğu illaki ayrı tutmamak lazım. Evet. Ama 2 yaştan itibaren diyorsunuz ki artık çocuğa ağır ağır bunları işlemek lazım. Ya beraber bir kek yapmak bile, bisiklete binmek bile aslında çok keyifli, çok önemli şeyler yani. Çünkü çocuk önemsendiğini hissediyor. Çok mantıklı. Peki şeyi merak ederim ben. Oyun esnasında mesela. Yani o çocuğu gözlemlemenin faydaları nelerdir? Çünkü bilirsiniz çoğu aile telefonla uğraşır. Çocuk parkta oynardır. Diğeri aile telefonda bir şeyler yapar, mesajlaşır falan. Ya da çocuğu hiç umursamaz, bırakır köşeye, ne isterse yapsın falan gibisinden. Çocuğu oyun esnasında gözlemlemenin faydaları nelerdir acaba? Bunları da bize açıklar mısınız? Dediğiniz gibi çocuklar şu an tablet dünyasında daha çok yaşamakta ve o dünyaya inanıyorlar. Çocukların toplu oynadıkları oyundaki hal ve hareketleriyle bireysel oynadıkları oyunlardaki hal ve hareketleri maalesef aynı değildir. Bireysel de istediği gibi özgürdür. Bağırabilir, çağırabilir, oyuncağını kırabilir, fırlatabilir, istediği kişiye istediği konumu verebilir. Ama toplu oynadığı oyunlarda paylaşmak zorundadır. Ya da kurallarına göre bilmesi gerekiyor. Bazı çocuklarda mesela toplu içinde oyun oynanırken hile yapma davranışı, taş çalma davranışı mesela, ya da oyun bozanlık yapma gibi davranışlar görüyoruz. Orada direkt ebeveyn ortaya atlıyor işte, sen bir şeyler çalmayı mı huy edindin, sen yalan söylemeyi mi huy edindin. Aslında olayı böyle bakmamamız gerek. İlk başta çok basit bakacağız. Bu çocuk bunu neden yapıyor? Kaybetmemekten dolayı yapıyor. Kaybetmenin vermiş olduğu hırsa dayanarak aslında o taşı çalıyor. Orada kıskançlığını yapıyor. İlk baştaki o duygu kaybetmemeyle başlıyor. Çünkü çocuklar yaşadıkça, büyüdükçe, öğrendikçe duygularını öğreniyorlar. Ama biz orada ne zannediyoruz? İşte hırsızlığa meyilli olmaya başladı. Aynen öyle. Tabii. Yalan söylemeye meyilli olmaya başladı. Çok doğru. Oysa ki bu çocuk toplum içinde oynamasını öğrenmemiş, paylaşmasını öğrenmemiş. İster istemez tabii ki de kıskançlık huyu olacak, hile İllaki. Yapma huyu olacak. İllaki. Ama paylaşarak toplum içinde oynamasını bilen çocukta bu davranışlar daha az indirecektir. Bu şekilde ne yapmamız gerekiyor diye sorduğunuzda şey diyebilirim hemen. Çocuklara doğru yanlışı yine göstermemiz gerekiyor oyunlarla. Evet, şu anda sen kaybettin ama bir dahakine kazanamayacağın anlamına gelmiyor. Nasıl kazanabilirim diye soracak. Aklını kullanarak mesela daha farklı yöntemler geliştirerek bunu yapabilirsin. Zorlanıyor musun? Gelip benden yardım isteyebilirsin, babandan yardım isteyebilirsin, öğretmeninden yardım isteyebilirsin. Bu şekilde çocuğu her seferinde bir fikir, bir seçenek önüne koymamız gerekiyor. Baktı ki hiçbir seçeneği beğenmiyor, zaten çocuk kendi kendini öğretmeye başlayacaktır. Çok güzel. Çok mantıklı. Çünkü bu gözlem gerçekten önemli. Dediğiniz gibi o çocuğa yanlış davranış, yanlış hareket ileride daha da büyük sorunlara ya da işte hırçınlığa, kavga eden bir çocuğa. Bu sefer çocuk kendini ispatlamaya çalışıyor. Hayır, ben yalancı değilim, ben yalan söylemedim, siz bana niye böyle davranıyorsunuz? Dediğim gibi ilk başta çok basit düşünmemiz gerekiyor. Tabii bu olaylar sıklaşırsa biz elimizden gelen her şeyi yapmışızdır, uğraşıyoruzdur. Ne yapabilir mesela bebeğinler bu durumda? ne yapabilir bu ya durumda? Her türlü duruma karşı bu durum hani çözülmüyorsa, devam ediyorsa tabii ki de bu süreçte bir uzman tarafından yardım alınabilir yani. Bir sıkıntı değil bu. Dediğim gibi ilk başta gözlemlememiz gerekiyor. Görmemiz gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bu sefer o ebeveynin o çocukla arasındaki ilişki bozulabiliyor. Evet. Ya da işte çocuk yaşadığı sorunları anlatmamaya başlayabiliyor. Yine bu oyun esnasında takip çok önemli aslında. Ya da işte bulunduğu ortamda kavga ediyor mu? İşte hile yapıyor mu? Ya da huysuzluk çıkarıyor mu? Tatsızlık çıkarıyor mu? Ama aile direkt etken olmaması lazım diyorsunuz. Onu anlatması gerekir çocuğa. Kızmayla değil. Bir de kıyaslama yapmaması gerekiyor. İşte onun çocuğu bunu yaptı, oyun oynarken şöyle ya da bu ders başarısını almış, sen niye böylesin? O kıyaslama devreye girdi mi çocuk bir şey yapacaksa daha fazla yapmak istemiyor. Biz yetişkinlerde de öyle. Birisi bizi tehdit ettiği zaman ya da üzerimize çok fazla geldiği zaman o şeyi yapacaksak bile, saygı duyacaksak bile yapmak istemiyoruz. Aslında ben her zaman yetişkinlere şunu söylüyorum. Kendinizi tanımak istiyorsanız çocukluğunuzdaki halinize bakın. Süper. Çok aslında güzel. Çocukluğunuzda da aynı kişiydiniz. Şu an doğurduğunuz kişiler de aslında sizin ilerideki belki bir benzeriniz ya da bir farklı haliniz olacak. O yüzden çok uzağa gitmememiz gerekiyor. Süper, bu gerçekten çok önemli. Ben de hep aynısını her zaman düşünürüm. Bir çocuğun hareketini gördüğümde kendi kendime şey yaparım. Yani çocuktur Orhan, sen de bunları yapardın eskiden. Evet. Sen de bu şekildeydin eskiden. Yani ona göre davran, ona göre yaklaş. Yani o çocuğu empati yap.
Çünkü çocuk yani kişiliği daha tam oturmamış olabilir, hı-hı, istekleri daha tam belli değil. O yüzden bu çok önemli dediğiniz, çok doğru. Ya çocuklar zaten dünyaya geldiği zaman elem dediğimiz duygu, yani ağlama duygusuyla tabii dünyaya geliyorlar. Tabii. Mutluluk duygusunu, gülme duygusunu, kıskanma duygusunu, korkma duygusunu sonrasını öğreniyorlar. Sonrasını. Çocuk sadece ağlama, evet, acı duygusuyla dünyaya geliyor. Diğerlerini sonrasını yaşayarak maalesef öğrendiği için bizim de acele etmememiz gerekiyor çok bunlar doğru, için. Çok doğru. Daha sakin davranarak, hı-hı, daha sabırlı davranarak, evet, daha anlayışlı olarak, hı-hı, ve olmadı en kötü bir uzmana başvurarak, evet, destek alınabilir. Yani çocuklar da psikoloğa gidebilir aslında. Kesinlikle. Bu çünkü çoğu insanın eminim ben mutlaka altında bir soru işareti vardır, acaba çocukları psikoloğa götürmek doğru mu değil mi? Aa, doğru. Çünkü biz o sırada dediğim gibi psikomotor becerilerine de bakıyoruz. Hı-hı. O kalem tutma yetisi mesela yaşına göre doğru orantılı gidiyor mu? Şekilleri doğru düzgün çizebiliyor mu? Ya da renkleri doğru düzgün sıralayabiliyor mu? Bunlar da bizler için çok önemli. Yani psikolog dediğimiz şey sadece düşüncelerine bakmıyoruz. Biz buradaki motor gelişimi de bizim için çok önemli. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yani genel bir bütün aslında. Kaldaki çocuk için mecbur gibi bir şey. Evet. Mecbur gibi bir şey tabii. Peki hadi birazcık yetişkinlere kalalım. Çocuklar, ergenleri konuştuk. Evet. Biraz yetişkinlere konuşalım bakalım. Bu kaygı bozukluğu, anksiyete. Gerçekten anksiyete nedir? Kaygı bozukluğu nedir? Çok insanda sanırım bu var. Evet. Yani bu kadar yaygın değil miydi eskiden, bir ya da bilmiyor muyduk ama. Ya şöyle, şimdi yine dediğim gibi kirli bilgi birikintisi. Her önüne geçen diyor ki bende anksiyete, evet, var. Peki gerçekten bu anksiyete ne? Anksiyete dediğimiz durum yoğun kaygı halinin yaşanmasıdır. Yani bu yoğun kaygı dediğimiz halde her kaygı yaşayan anksiyetesi olacak anlamına da gelmez. En çok anksiyetede karıştırılan şeylerden bir tanesi de şu, korku. Korkuyla kaygıyı çok fazla karıştırıyorlar. Korku dediğimiz durum bir duygudur ama kaygı aynı şekilde değil. Korkuda bir gerçekçiliği vardır, bir nesne vardır, bir yaşanmışlık vardır. Ama kaygıda geleceğe karşı düşünülen olumsuz duruma karşı korku gelişiyor. Ve bunun bir gerçekçiliği yok. Oluşacağı, oluşmayacağını biz bilmiyoruz. Ama korkuda var. Atıyorum ki eli yanmıştır, bir daha elinin yanmasından korkuyordur. Bu gerçek bir şeydir. Bunun için kaygılanabilir. Bu çok normal. Ama iki gün sonra ne olacağını bilmediği bir şeyden korkması, işte burada anksiyete devreye girmeye başlıyor. Korkuyla kaygı evet birbiriyle devam edebilir. Ama dediğim gibi gerçeklik korkuda vardır ama kaygıda gerçeklik payı her zaman olmayabilir. Bir de şöyle, korku durumunda savaş ya da kaç kavramı vardır. Tabii. Ama kaygıda öyle değil. Kaygı esnasında insan kilitlenip kalır. Ne yapacağını bilemez. Ve yoğun stres halinden dolayı kaslarda tutulma, gerilme, mide krampları ya da sık idrara çıkma, terleme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Tabii her birey kendine özgüdür. Bu dediğimiz semptomların hepsi aynı bireyde olacak diye bir kaide yok. Farklı belirtiler de gösterebilir. Bu anksiyetenin nasıl desem teşhisinin konulabilmesi için dediğim gibi uzmanlar tarafından bir teşhis verilmesi gerekiyor. Çünkü bunların belli bir sık aralıkları var, görünme sıklıkları var, kaç gün sürdüğü ya da onunla eşlik eden başka rahatsızlıklar var mı? Dediğim gibi bunları bizler karar verebiliriz. Hani Instagram'da ya da Google'da okuduğumuz anksiyete kavramı bize doğru yanıtı vermez. Çok güzel, zaten Google'da zaten ne yazsak. Yani Google'a göre belki beyin kanseri bile olabilir, o soru düşünmek. Aynen, bir anda bir yerlik ömrüm kaldı bile diyebilir, evet, yani. O yüzden çok güzel, anladım. Çünkü bu anksiyeteyi çok insanda duyuyoruz artık gerçek anlamda. Antidepresan kullanımı da çok, evet, inanılmaz bir derece arttı. Bunu istatistikler zaten söylüyor. Genel olarak zaten bir tek ülkemizde değil, dünyada da arttı. Ama işte doğru yaklaşım, doğru tedavi, doğru teşhis, bunlar çok önemli gerçekten. Peki bu anksiyetenin insanlara zararı ne olur? Yani insan ilişkileri mi kötüleşir? Ya da kendi işinde mi zayıflamaya başlar? Ya da aile iletişimleri mi bozulmaya başlar? Gündelik hayatta tabii ki de sıkıntılar oluşmaya başlıyor. İşe gitmeme istekleri oluşabiliyor. Aşırı düşünmekten uyuyama problemi çıkabiliyor. Uyuyamadığı için sinirlilik devreye giriyor çok normal olarak. İştahı alması ya da iştah şeyi olabilir. Artması çok normal. Artması olabilir. Bazılarını direkt mideye vuruyor. Bazılarını da bağırsaklarına vurabiliyor. Tamamıyla aslında günlük hayattaki işlevselliklerini etkileyebiliyor bu durum. Bununla beraber dediğim gibi eşlik eden bazı psikolojik rahatsızlıklar da devreye girebilir. Ekstradan. Peki psikiyatristlerle beraber de devam edilebilir herhalde. Evet. İlaç tedavileri falan da alıyorlar herhalde bazen. Evet. Neler olabiliyor onlarla.
Yani bu anksiyete. Peki maddi durumlarda etkileyen anksiyeteyi bazen? Ya anksiyete aslında dediğimiz her türlü durumu etkileyebilir. Her çünkü bu insanın kendi kaygısına bağlıdır. Hmm. Benim kaygımla sizin kaygınız biri olmayabilir. Hmm. Sizin kaygılandığınız konular, içinizde büyüttüğünüz konularla benimki aynı değil. Dediğim gibi şu an güncel hayatta evet bir maddi sıkıntı problemi var. Ama bunu kişinin ne kadar içinde kaygılandığı, ne kadar kendini olumsuz etkilediği kişiye bağlıdır. Evet hepimiz etkiliyor ama ben bugün düşünüyorumdur. Yarın belki mesela, aklıma gelmiyordur. Evet. Ama kaygısı çok yoğun olan bir insan sürekli 7-24 beynini artık susturamayacak duruma gelmeye başlıyor. Çok zor. Hı-hı. Bu sanırım şeylerde de böyle bu şekilde. Bu obsesif kompulsif durumlarda da OKB'lerde de galiba aynı şekilde. Yani şöyle zaten psikolojik rahatsızlıklar zincirleme şeklindedir. Hı-hı. Hepsi birbiriyle bağlantılı olabiliyor. Dediğim gibi o yüzden doğru teşhisi bizlerin vermesi gerekiyor. Evet OKB ile anksiyetenin bazı tanı kriterleri benziyor olabilir. Ama dediğim gibi direkt o OKB'dir, o anksiyetedir diyemeyiz. Çünkü kendi içerisinde ayrılan tanı kriterleri bulunmaktadır. Hı-hı. OKB'de böyle yüzeysel bir konuşabilir miyiz acaba? Bu böyle için ona girince böyle aklıma geldi. Çok yüzeysel çünkü çok geniş bir konu OKB konusu ama insanların neden OKB'ye yakalanır diyelim? Neden ne olur aniden? Çok mu stres, çok mu üzüntü ya da ani bir durum mu gelişir ondan dolayı mı bu tarz böyle obsesif olurlar? Şöyle çocukluktan görerek de başlayabilir olabilir. Bu. Çocukluktan görerek de bilir. Yani görerek başlayabilir. Çünkü normalde yoktur atıyorum. Bir anda üniversite arasında obsesif olmuştur kişi mesela. Aslında vardır ama küçük çaplıdır. Tam büyümemiştir, gelişmemiştir. Olaylar o kadar tetiklenmemiştir. Hmm. Farkındalığı artmamıştır. Ya da travma yoluyla da gerçekleşebilir bu. Ha. Dediğim gibi OKB'de eşlik eden bazı psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Tek taraflı OKB de olmayabilir. Tek taraflı da olmayabilir. Hı-hı. Yani OKB'nin de kendi içinde seyirleri vardır. Tabii. Hafif, orta, ağır şeklinde. Hmm. Yani aslında hepimiz gündelik hayatta OKB dediğimiz bazı semptomları gösterebiliyoruz. Ama bu demek değildir ki ben OKB hastasıyım. Değil, tabii. Mutlaka. Dediğim gibi bunların yine bir sürekliliği vardır. Onu bizlerin takip etmesi gerekiyor ya da geldikleri kişilere sormamız gerekiyor. Ne kadar süredir bu tarz tepkileri gösteriyorlar? Ve bu yine uzun soluklu terapiler herhalde. Uzun soluklu süreçler. İnsanlarda bir de yanlış düşünce var. OKB dedikleri zaman direkt temizlik takıntısı gibi ya da düzen takıntısı gibi bir algı oluşuyor. İşte yer takıntısı falan gibisinden. Doğrudur. Aslında OKB evet temizlik ve düzene takıldığı gibi başka şeylere de takılabilir. Kişiye de takılabilir. Evet. Renklere de takılabilir. Hmm. Yani kendine de takılabilir. Bu tamamıyla kişinin belirtmiş olduğu şeye bağlı. Görmüş geçirmiş olduğu şeye göre değişebiliyor dediğim gibi. Çok geniş kapsamlı öyleyse. Yemek yeme mesela. Atıyorum ki ilk önce çorbayla başlanacaksa ilk önce çorbayla başlayacak sonrası salataya geçecek. İlk önce salatayı yiyemez. Yiyemez. İşte bu da yine onun takıntısı. Takıntısı. Hı-hı. Bu takıntı haline gelip. Evet ya da sadece turuncu yiyecekleri yiyecek ama sarı olan hiçbir şey yemeyecek. Çok zor. Ama bu geçmişinde yoktur. Değil mi? Doğru mu anladım Selin Hanım? Ama sonrasında gelişebilir bu tarz şeyler. Ya da genetik olarak da bazen ebeveynlerde olup yani çok küçük bir dilim de olsa genetik olarak da aktarılabilme payı da olabiliyor. Genetik yani aktarma payı olabiliyor dersiniz. Küçük bir şey ama dersiniz bunu. Bu da çok önemli. Çünkü yani insan ailesinde varsa böyle bir şey atıyorum kendine karşılaşabilir bu tarz şeylerle. İlla olacak diye bir şey Anladım. Yok yani. Evet ama ihtimal. Evet ihtimal. O yüzden aile geçmişi bizim için her zaman önemlidir. Öyle mi? Aile geçmişini istersiniz. Evet bir danışan geldiği zaman mutlaka sorarız ailenize herhangi bir rahatsızlık var mı? Bu illa psikolojik rahatsızlık olmak zorunda değil. Herhangi bir şeker, tansiyon, tiroid bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü bunlar da kalıtımsal olarak aktarılan rahatsızlıklar. Çok önemli tabii. Yani bu beslenmeyle alakalı olduğunu hiç düşünmemiştim daha önce. Yani böyle sarıdır, turuncudur. Onlar da çok fazla var. Hatta bazı kanallarda çıkıyordu. Aşırı pembe giyen bir kadın, evi pembe, televizyonu pembe. Evet, onlar da aslında OKB'ye bağlı. Yani temizlik düzen değil onlarınki. Direkt bir renge takmış, o şekilde hayatını devam ettiriyor. Peki şöyle sorabilirim. Şu an bazı kesim bana şey yapabilir, yanlış anlayabilir ama vejetaryenlik de bir takıntı olabilir mi? Sizce ya da veganlık? Ya şimdi popülarite kısmı da olabilir. Gerçekten bunu yiyemeyen de olabilir. Ya da takıntı haline getirebilir mi bazı insanlar bunu? Yani ben hayvan yemeyeceğim. Hayvan ekir, hayvan sal, hiçbir şey tüketmeyeceğim. Yani bilmiyorum. Belki bir bu da olabilir. Bu da olabilir bir ihtimal. Dediğim gibi bunu seans içerisindeyken daha ayrıntılı bir şekilde yorumlayabiliriz. Tabii. Çünkü bazen öyle insanlarla tanışıyorum. Mesela inanılmaz bir şekilde hayvansal hiçbir şey tüketmiyor. Sebebini konuştuğumda da tam böyle şey almıyorum. Tatmin edici cevaplar almayınca neden diye şüpheleniyorum kendi kendime. Ama tabii ki benim de bir yere kadar uzmanlık alanım artık bir yerde duruyor. Ve yani o tabii psikologların
devreye girmesi gerekiyor. Ya dediğim gibi bedene karşı takıntı geliştirme de var. Bedene karşı da var tabii. Tabii. Sizler de mesela tabii karşılaşıyorsunuzdur. Tabii. Normal bir kilodadır. Yağ oranı normaldir, kas oranı normaldir. Daha fazla istiyor. Evet, evet, burada aslında beden algısı bozukluğu da devreye giriyor. Kendini beğenmeme. Çok güzel. Bunları karşılaşıyoruz. Bu gerçekten çok zor bir durumdur. Yani inanılmaz bir zayıflık. Hı hı. Ve gelip halen de vermek isteyen danışanlarımız oldu geçmişte. Hayır diyoruz yani budur. Yani bu olması gereken kilo bunun altı artık zararlı. Hayır diyor ben 2 kiloyu vereceğim. Hı hı. Yani bir şekilde kanına girmeye çalışıyoruz ama dediğiniz gibi takıntı haline getirmiş. Hatta öyle insanlar var. Yani o 2-3 kiloyu alması da dahi gözyaşlarına boğulan evet insanlarla karşılaşıyorum ben. Maalesef. Yani çok enteresan bir durumdur. Ama dediğiniz gibi herhalde o biraz takıntı haline gelen evet insanlar. Ama bu dediğim gibi buna OKB dememiz de doğru değil. Tabii. Anladım. Direkt seansı alıp incelememiz tabii gerekiyor. Çünkü beden algısında bir bozulma da olabilir bu durum. Tabii tabii tabii. Direkt OKB diye söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Peki bir de bu sosyal anksiyete olayını, belirtileri az önce bahsettiğiniz birkaç bir şey ama fiziksel, davranışsal, psikolojik. Hı hı. Ona da kısaca değinelim. Sosyal kaygı bozukluğu anksiyetenin aslında bir alt dalıdır. Bu tarz aslında olayları biz de gündelik hayatımızda yaşıyoruz. Belki sunum yapacağımız zaman, evet, topluluk içinde konuşacağımız zaman küçük çaplı bir kalp çarpıntısı, ellerde terleme falan olabilir. Bu çok normal ama sosyal kaygısı olan insanlar bu şekilde değildir. Hmm. Gündelik hayatlarını hiçbir şekilde devam ettiremezler. Fiziksel belirtilerde az önce saydığım gibi midede kramp, idrara çıkma, baş ağrıları, ellerde titreme, dudakta titreme bunların hepsi görülebilir. Ama davranışsal belirtilerde asıl daha çok kendini belli etmeye başlıyor. Öyle mi? Evet. Şu şekilde diyebilirim davranışsal belirtilerinde. Mesela topluma diyelim ki girecek. O girdiği toplum içinde tanıdık yüzler arar. Tanıdık olmayan yüzlerle muhatap olmak istemez. Allah'ım. Girişimde bulunmaz. Sürekli saklanır. Ya da atıyorum ki bir buluşma olacaktır. Saat 8.30'dur. Ama 8.30 değil 9.30'da gelir. Plan bozulan, yani bozulma saatine yakın gelir. Ki daha fazla zaman geçirmesin. Direkt kaçabilsin, gidebilsin. Telefonla konuşamaz toplum içinde. Bunlar karşılaşılabilir. Toplu taşıtları kullanamayabilir. Otobüse binemeyebilir, minibüse binemeyebilir. Bunlarla karşılaşabiliyoruz çoğunlukla. Çok ilginç. Hı-hı. Yani insanlar da, yabancı insanlarla evet aynı ortamda bulunmak istemeyen hı-hı insanlar gibi bir şey evet aslında. Sürekli tek tip insanların yanında kendilerini güvende hissederler. Tanıdık simaların yanında. Tanıdık yani simalarda. Hı-hı. Farklı bir sima varsa onunla konuşmayı tercih etmez. Çünkü aklından şunlar geçmeye başlar. Bu da psikolojik şeyler. Yargılanacak mıyım? Hı-hı. Acaba yanlış mı anlaşılacağım? Bunlar çok fazla kötü bir şey değil aslında. Yani kötü değil hı-hı demiyor yani bana zarar dokunacak bu insana hı-hı değil aslında ama. Ama sürekli kendini dışlama, soyutlama evet kavramı anladım gelişiyor. Ben acaba şu an yanlış mı yaptım? Bunu dersem benim hakkında kötü düşünürler mi? Bunu dedim diye benimle bir daha görüşmeyecekler mi? Sürekli kendini acımasız eleştirmeler de olur. İşte atıyorum ki sen bunu yaptığın için bunların hepsini yaşamaya mahkumsun. Sürekli kendini acımasızca da eleştirir bu kişiler. Bu çok zor Selin Hanım. Yani bu tarz insanların hayatları çok daha zor, çok daha sıkıntılı. Çünkü sosyallik her yerde. Evet. Yani bir markete bile gittiğinizde hı-hı bin bir türlü insan sonuçta baktığınızda o kalabalığın içinde. Orada bile kendini. Evet. Tabii kolay bir şey değil. Çok ilginç. Yazık bunu bilmiyordum. Öğrenmiş olduk sayenizde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir de bu sosyal görünüş kaygısı var. Bu ne demektir? Ya bu aslında hepimizde küçük çaplı olsa bile son zamanlarda daha çok modernleşti. Daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Şu an herkes cilt bakımına, kıyafetine, tabii saçına bakımına oldukça özen gösteriyor. Ama bazı kesim vardır ki ya da bireyler vardır ki karşı taraf acaba beni beğenecek mi? Beni nasıl beğenecek? Kaygılanmaya başlıyor. Tam cümleyi kuramadım. Onda oluşturacak düşünce yapısına karşı kendini eleştirmeye başlıyor. Bu giydiğim yakıştığımı beğenecek mi? Ya da nasıl bir eleştiriye maruz kalacağım? Sürekli bir bedenle uğraşma. Karşı tarafa karşı kendini beğendirmeden oluşan bir aslında bir kaygı bozukluğudur. Anladım. Bu herkese karşı mı yoksa belli başlı kişilere karşı mı? Ya belli başlı kişi de olabilir. Çünkü şu an dediğim gibi herkes giyinmeye çok fazla tabii meraklı. Tabii. Estetiğe çok fazla tabii meraklı. Saçına başına çok fazla meraklı. Bunun temel sebeplerinde de karşı tarafa beğendirme ve kıyaslanma durumundan kaynaklanıyor. Bu aslında bizde yavaş yavaş bir kaygıyı oluşturuyor. Tabii. Güzel olduğumu beğenilecek miyim, fark edilecek miyim? Da çok zor aslında. Hı hı. Yani o kişi için yine sürekli bir de yani ömründen vakit gidiyor. Evet. Yani daha çok alışveriş yapma istekleri evet oluşuyor. Sürekli tabii bir kombin değiştirme, sürekli saçla uğraşma. Tabii. Sürekli çünkü bir beğenilme arzusu içindeler. Tabii. Bir de alışveriş hastaları var. Evet. O başka bir şey. O başka bir hastalık. O başka bir alışveriş hastalığı. Sürekli bir şey almak isteyen insanlar da var mesela. Onlar bağımlılık boyutuna artık giriyor. Evet. Onlar artık bağımlılık boyutuna giriyor. Takıntı haline de gelebiliyor. Sürekli yeni bir şey almak istiyor. Hı hı. Sürekli var öyle insanlarla tanışıyorum ben de. Yani bir bisiklet alıyordur.
Ama sürekli o bisiklet için işte tekerlerini değişiyor. Üzerine kilometre hız sayacı koyuyor. Kilometre ölçer koyuyor. Nabız ölçer alıyor. Bel ölçer alıyor. Böyle böyle gidiyor yani evet. Bu iş. Yani o da bir takıntı haline gelişti bir süre sonra. Bazı insanlar da Selin Hanım siz daha iyi bilirsiniz. O motivasyonunu artırmak için yapar bunu. Yani o bisikletten sıkılıyordur. Gider atıyorum bir nabız ölçüm cihazı alır. Onu sırt denesin diye daha çok bisiklet sürer. Ya da işte hız ölçer alır. Tam bisikletten sıkılıyordu, bisiklet sürmeden sıkılıyordur. Gider bir hız ölçüm aleti takar bisikletin üzerine. Daha heyecanlandı bisiklet sürmek için her gün daha. O da ayrı bir psikoloji herhalde. Yani şöyle o sürekli olan bir durum değil. Kendini dediğiniz gibi motive etmek için ya da merak ettiği için alan bir şeydir. Ama alışveriş bağımlılarında dediğim gibi takıntı boyutunda da olabilir. Ya da sırf beğenilme, kıyaslanma, yarış içerisinde olduğu için de bu durum yapabilir. Tabii ha, yarış. Evet. Çünkü sürekli deli gibi online alışveriş yapan insanlar var. Bunun temeli dediğim gibi beğenilme arzusu. Tabii. Onda var, bende neden olmasın. İşte bu çok güzelmiş, bunu şu anda kesinlikle almalıyım. Yani var öyle insanlar var ki kartın limiti ne kadar bitiren insanlar var mutlaka. Bir ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapma var. Bir de dediğim gibi bundan kaynaklanan bir şey var. Çok zor tabii. Bu sefer de tabii yine insan ilişkileri, aile bağları hepsi etkileniyor. Evet etkileniyor. Hepsi. Yani eşiyle yaşanıyor sorunlar. Tabii. Peki onaylanma ihtiyacı diye bir şey var. Evet. Yani onaylanma ihtiyacı nedir? Hangi durumlara karşımıza çıkar? Yani çünkü bazı insan sanırım her şeyi ister bir şekilde... onaylasın tanıdığından, akrabasından, babasından, kardeşinden, eşinden. Bu partner ilişkilerinde de görülebilir. Aile ortamında da görülebilir. Arkadaş ortamında da görülebilir. Bu tarz kişiler sürekli dediğimiz gibi onaylanma ihtiyacına nasıl bir onaylanma ihtiyacı? Hayır dersem acaba yanlış anlaşılır mıyım? Direkt bir soru cümlesi. Ha. Beni değersiz hissediyor musun? İşte ondan sonrasında bugün bunu yapmasak bana alınır mı? Sürekli bir karşı tarafa soru sorma, onsuz hiçbir şey yapamayacağını, aslında bu cümlelerle buna dile getiriyorlar. Bir şey yapamayacağım, sen onayla evet ya da hayır de. Ama hayır dersen de bu sefer kendini yine kötü hissetmeye başlayacak. Yanlış bir şey dediğim için onaylanmadım. Hiçbir kararı kendi başlarına veremezler. Veremedikleri gibi de bu onları da aslında olumsuz yönde etkiliyor. Yan taraftaki insanı da aslında olumsuz yönde etkiliyor. Kesinlikle. Artık bıkıyor insanlar. Bana bir şey sorma, istemiyorum. Kendi başına artık bir şey yap. Evet doğru da olabilir bu davranış, yanlış da olabilir ama kendin yüzleş. Çok güzel. Bu bireyler kendileri yüzleşmek de istemiyor. Sürekli bir onaylanma, desteklenme, arkadan ittirme durumu istiyorlar hayatları boyunca. Yani bu da çocuk dönemlerinde başlayan bir şeyse... İleride. Çoğunlukla sevgi eksikliği, sevgi kabul görmeme durumundan kaynaklanabiliyor. Çünkü küçüklüğündeyken belki anne onu onaylamamıştır, başarısını takdir etmemiştir, babası tarafından alkışlanmamıştır. Bu tarz insanlar ister istemez büyüdükleri zaman sürekli yanındaki kim olursa olsun onu desteklemesini, onaylamasını istiyor. Çok güzel. Yani peki kendine güvenlerinden kaynaklı olabilir mi bazen? Yani kendine güvenmiyor. Ve sürekli karşı taraftan bir şekilde destek almak istiyor. Bazen şu şekilde yalan da söyleyebilirler. Ben kendime çok güveniyorum, çok özgüvenliyim deyip aslında o da olmayabilir. O da olmayabilir. Tam tersi yan taraftan desteği almıştır. O yap et demiştir. Ondan duyduğu özgüvenle aslında bu işlemleri yapmıştır. Bu psikoloji çok karışık. Bu psikoloji çok karışık. Gerçekten sonu yok. Yani görünen sonu yok. Peki aralar sona geliyoruz. Bir iki sorumuz daha var. Çiftler arasındaki iletişim sorunlarından böyle özet geçer misiniz bize? Ne dersiniz? Şöyle şu an herkesin dilinde saygı sevgi kavramı var ama gerçekten bu saygı ve sevgi kavramı ne? Bunu kimse bilmiyor. Dediğim gibi herkesin yetiştirilme tarzı, gelmiş olduğu aile dinamikleri çok farklıdır. Saygı kültürü de çok farklıdır, sevgi kültürü de. Benim sevgi anlayışımla karşımdaki insanın sevgi anlayışı uymayabilir. Dediğim gibi her şey iletişimle, doğru iletişim becerisiyle aslında başlıyor. Bir şeyleri inatlaşarak, direterek ya da zorla yaptırarak hiçbir şekilde o iletişimi sürdüremeyiz. İnsanlar aslında burada tartışmaya başlıyorlar. Farklı ailelerden olduklarını kabul etmiyorlar ya da farklı kültürden, farklı yaşamdan geldiklerini. Aynı konuya bakış açıları aynı olmak zorunda değil. Farklı bir bakış açısı olabilir. Bırakalım onu o şekilde yapsın, ben de onu o şekilde yapayım. Sonrasında konuşulacaksa konuşulsun. Çok güzel. Ama insanlar bunu yapmak istemiyor. Sürekli çocuklarda bahsettiğimiz gibi partnerler arasında da güç savaşına giriliyor. Benim dediğim olacak ya da senin dediğin olacak.
Tuvalette çok kötü, çok kötü şeyler geliyor ondan sonra. Evet, yani kimse dinlemiyor. Dediğim gibi iletişim becerisi aslında burada çok önemli. Kesinlikle. Şu an sorsak herkes herkesi dinliyor. Kesinlikle. İşte biz çok saygılıyız falan ama temelinde aslında dinlenilmiyor. Dinlenilmiyor tabii. Ya da işte belki ataerkil toplumun getirdiği bir şeyden dolayı erkek her zaman baskın olmak ister. E kadın ben de bir şeyim der, ben de bir insanım der, benim de sözlerim var der. Bu sefer çatışma başlıyor aynen tabii. Aynen öyle. Ya da başka sebeplerden tabii kaynaklıyım. Peki son bir sorum var. Bu gerçekten çok moda bir olay. Çok moda demeyelim de çoğu insanın başında olan bir şey artık. Uyku bozukluğu, insomnia. Evet. Çok fazla duyuyoruz biz bunu artık. Yani bazı insan stresten, üzüntüden uyuyamıyor. Bazı insan tam tersi stres oldu mu, üzüldü mü yataktan çıkmıyor. Yataktan çıkamıyor. Yine bu işte kişiye bağlı olan bir şey. Bazıları tam tersi mutluluktan, heyecandan da uyuyamadığı oluyor. Evet, o da tabii olabilir. Bu, doğru, güzel. Tamamen üzüntüden olacak diye bir şey değil. İnsomnia dediğimiz durumda uykuya dalmakta güçlük gerçekleşiyor. Uykuyu sürdüremiyor. Ya da ansızın gece kalkıyor, tekrardan uykuya dalamıyor. Bu tarz semptomlar aslında birbirine sürekli eşlik ediyor ve sürekli nasıl desem bir sinirlilik hali de olabilir. Çünkü yeterli uykuyu alamamış, o 6-7 saatlik uykuyu alamamış, uyku sürekli bölünmüş. İster istemez bir gerginlik, bir stres. Tabii bu insomnia dediğim gibi diğer psikolojik rahatsızlıklarla da eşlik edebilir. Tabii. Bu uyku bozukluğu atıyorum ki bir hafta uyuyamadım ya da 3 gün uyuyamadım, tamam ben direkt uyku bozukluyum dememiz de doğru değil. Tabii, kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Dönüp dememiz gerekiyor ki ben neyden dolayı uyuyamıyorum. İllaki aklına bir şey takılmıştır. Ondan dolayı uyuyamıyorsundur. Sonrasında bireyler işte gidiyor bilinçsizce uyku ilaçları ya da uyku getirecek ilaçlar içiyorlar. Bunlar da yanlış. Bu sefer bu ilaçlara karşı bağımlılık gelişmeye başlıyor. Tabii. O yüzden her seferinde diyorum bunun için uzmanlardan gerekli tedavi programlarının alınması gerekiyor ki ona göre doğru bir yol ilerlenebilsin. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Selin Hanım. Müthiş bir programdı. Ben teşekkür gerçekten ederim. Yani bu kadar soruyu bize çok güzel özetlediniz. Böyle madde madde ama anlaşılır bir dilde. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bizlere ederim. Böyle bugün güzel bilgilerinizi paylaştığınız için. Yine böyle sizi arada davet edeceğiz mutlaka. Yine böyle farklı konularla. Çünkü gerçekten bizlere çok güzel böyle tane tane anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Taşınköy'deki merkezinizde, Lefkoşa'daki merkezinizde insanlar tabii sizlere ulaşabilirler. Evet. Sosyal medyadan direkt yerinizi mutlaka görülebiliyorum. Evet, kesinlikle. Peki, başarılar dilerim. Çok ben teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, bugün yine bir programın daha sonuna geldik. Uzman klinik psikolog Selin Karasu bizlerleydi. Psikoloji üzerine ergenler, çocuklar, yetişkinler, aile içi iletişim, her şeyi konuştuk. Madde madde konuştuk. Tekrar yine Berat ekranlarında mutlaka izleyebilirsiniz. Haftaya farklı konu ve konuklarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.